Merhaba, iyi günler. 4 Mart 2024. Harika bir gün. Bunlar bizim bahçemizin. Daha önceki yıllardan, atalarımızdan kalma tohumlar. Burası zeytinlikti. Zeytinler sökülünce, işte yaşlılar böyle yaparlardı işte. Evet. Onları da saygı ve hürmetle anmış olayım. Güzel bir gün. Harika bir gün. Şimdi seçmen sorgulamadan nerede oy kullanıyorum diye bir baktım. E-Devlet diyorlar. E-Devlet'e baktım. E-Devlet'te E çıktı. Altında Google var. Evet. Google. Nereye kadar? Devletlerin günümüzde devletlerle savaştığı, Ukrayna'nın Rusya ile, Rusya'nın Ukrayna ile savaştığı, İsrail'in Filistin'le, Filistin'in İsrail ile savaştığı, günümüzde bir şirket ülkemizin bilgilerine bu kadar hakim olabilir mi? Gün gelir, ne olur? Bu kadar karşılıksız aşk bir gün gelir, felç yapabilir. İşe gireceksin, savcılık kağıdı, İyi hal kağıdı, diploma, sağlık. Haydi koştur hastaneye. Bunlardan ne biz bir belge istiyoruz, ne bir şey. İndiriyoruz cep telefondan. Pat. Haydi. Para nereye gidiyor? Denetleyen yok. Bir berber dükkanı açıyorsun 100 tane kağıtla. Bir kuyumcu dükkanı açıyorsun 100 tane kağıtla. Bir sinema, bir tiyatro, bir gazete satış bayisi, bir dergi çıkarıyorsun, vergi orada. Her şeyde vergi, mimarlık bürosunda, avukat bürosunda, her yerde vergi. Burada hiçbir şey yok. Paralar oluk oluk dışarıya gidiyor. Ne yapılması lazım? Sosyal medya vergisi getirilmeli. Türkiye Büyük Millet Meclisi, evet. Bu kuruluşların Türkiye'de birer şubesi olmalı. Bunlar vergi mükellefi olmalı. Öyle 3 kuruşa 5 köfte dönemi yok. Erdal İzgi, Demokratik Sol Parti'den belediye başkanı oldu. Seçim büroları. Yaşlanmış, yıpranmış. İşte yeni belediye başkanlarına bu kartı onun için gösteriyorum. Gün gelir sizin de kartlarınız böyle güneşin tesirinden, havanın gazından, tuzundan böyle suratınız bile, isimler, yazılar bile anlaşılmaz ola gelir. Yeni bir bilinç, kente sahip çıkma. Yeni bir anlayış, çözümde ortaklık. Yeni bir davranış, aktif katılım. Şimdi böyle slogan mulagan yok. Şimdi hoparlör, plastik, naylon, yol kenarlarına şeyler, reklamlar, reklamcılar, para, para, para. Bol bol para. Ucu bucağı yok. Maşallah. Seçime de daha epey var. Yani bu sene Allah razı olsun reklamcılar, matbaacılar yani ihya oldu. Önceki yıllarda bütün masraf, bütün para Ankara'da kalıyordu. Şimdi güzel oldu. Yani bizim mahallenin karşısında oğlum Esenlik Mahallesi'nde Muhtar Adayı Gökçen Asat Gürsoy. Yeşilyurt'ta, Karabağlar'da tebrik ederim değerli evladım. Güzel eşim Mesinaz Gürsoy'da Çatalca Mahallesi'nde Muhtar Adayı. Onu da kutlarım, tebrik ederim. Bütün Muhtar adaylar arkadaşlara başarılar dilerim. Hepsi birbirinden değerli. Ama bu hafta gidip bakacağım. Vatan Mahallesi'nde arkadaşlarım var. Devlet Hastanesi'nin karşısında 60'ın üstünde, 70 civarında Muhtar Adayı çıkmış. Evet, aşağıdaki basınç, ürkeklik, gelecekle ilgili kaygılar. İnsanlar 60-70 tane Muhtar Adayı çıkıyor bir ufak mahallede. Korkmak yok kardeşim. Bu vatan bizim. Yanlışımız olur, doğrumuz olur. Bu siyasi iktidarları biz getirdik, götürdük. Getirdik, götürdük. Adnan Menderes, İsmet İnönü, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit.
Necmettin Erbakan, Alparslan Türkeş. Bak, değerli dinleyicim. Yüz vermiyor. Neden? Çünkü ne hindi yumurtası bıraktı, ne kaz yumurtası bıraktı, ne ördek yumurtası bıraktı. Yani anladı bendeki durgunluğu, hırçınlığı. Bundan hayatına çek özen veriyor yani. Verecek, mecbur. Dövmek yok hadi. Başka yoldan terbiye de var tabii. Dayak dışı. Şimdi dünü nasıl unuttular? Bu Anavatan Partisi'nin basın, yayın, araştırma, halkla ilişkiler başkanlığı yayınları 1989-13. Evet. Zirvedeydi. Cumhurbaşkanlığı, başbakanlık, parlamento. Sonra şimdi yarışmacı arkadaşlara başarılar dileriz. Burada bunu çıkarmamın sebebi Karl Marx bir burjuvaydı diyor. Yani. Karl Marx bir burjuvaydı. Oğlum Marx zamanını kötü sözler yumurtlayarak öldüren biridir. Henryk Marx, Karl Marx'ın babası. Yazan François Pierre, çeviren Faik Baysal, derleyen Orhan Tahsin. Marx, Karl Marx babasının limon gibi sıkıyordu. Bu limon gibi sıkma deyimini galiba Baren bulmuştu. Bir gün Marx'ın babasına, hani bu limonu şeyde Erdal'ın önünde kullanmıştı. Hatırlar mısınız acaba? Oğlum beni bir limon gibi sıktı demişti. Bu deyim yıllar sonra da Marx için kullanılacaktı. İnsanları limon gibi sıkan Karl Marx, evet Marx, babasını suyu çekilmiş limon kabuğuna benzetmişti. Su değil, dere gibi para harcıyordu. Babası Berlin'e gelişinin haftasında ona bir mektup yazmıştı. Sana bir kredi mektubu yolluyorum. Böylece benden istediğinden daha çok para elde edeceksin. Ama senin bu parayı iyi kullanacağına inancım var. Şimdi birincisi, bir baba o yıllarda kredi mektubu yolluyorsa, demek ki hukuk olarak o zaman böyle bir şeyler oluyormuş. Bir. İkincisi, bir bankacı, bir finans kuruluşu hiç kimseye dua karşılığı para vermez. Daima para faiz karşılığı verir. Buralarda böyle biraz art niyet havası var. Sonra Karl Marx olmasaydı ne olurdu? Hadi kaldırdık attık. Tamam. Karl Marx yok. Lenin. Lenin de yok. Yok. Dünyada iki tane güç var. Biri emek. Biri sermaye. Evet. Bu güç kalkmadığı sürece, bu sömürü ve adaletsizlik kalkmadığı sürece, üstüne bunun Karl Marx'ı da otursan olur, oturtmasan da olur. Lenin'i, Stalin'i, Mao'yu söylesen de olur, söylemez, bilmesen de olur. Her dağdaki çoban veya bir başka ülkedeki bir cahil insan Afrika'da Marx'tan farkında mı? Stalin'in farkında mı? Mao'nun farkında mı? Farkında mı? Ama sömürünün farkında. Zaman enflasyonun farkında. Hayat pahalılığının farkında. Eşitsizliğin, adaletsizliğin, sömürünün, dağlardaki, madenlerdeki sömürünün, hayatı sömürünün farkında. Sabah karanlıklarda kalkıyorsun, trenlerde uyuyorsun. Geldiğin yeri bazen geçiyorsun ama bakıyorsun hangi istasyondan inecektin. Sömürü sömürü. Ondan sonra gidiyorsun bir sisteme hizmet ediyorsun. Kaç sene de ev alacaksın? Şimdi yeni sisteme göre. Kaç sene de araba alacaksın? Emekli olacaksın, ne olacak? 10 lira emekli maaş alıyorum. 10 lira 100 kuruş. 15 liralık evde kiracı otursam ne olacak? 5'i kim verecek bana? Bak bakalım yukarıya. Bak bakalım yukarıya. Ahmet Altan, aldatmak. Onunla bir kere daha buluşması yaşadıklarını bir kaçamak olmaktan çıkaracak. Kendisini bir labirent gibi içine alıp bu yaşananları bir daha kolay kolay dışına çıkılamayacak bir maceraya dönüştürecekti. Bunu hissediyordu. Evet, bu kitapları alacağız. Evet, çizme var, toz var. Bir de çay var bugün. Evet, çok toz oldu mu hemen bir yedim burada. Evet, çok toz oluyor bunlar da. Bunlar içinde notlarım da çıkıyor yani. 2 Aralık 1978 Cumartesi. Evet. Bugünü bilenler biliyordur. Ne mutlu. Doğmuş olanlar var. O 78'de doğmamış olanlar var, ölmüş olanlar var. Şimdi Marx için anahtar. Gru Udi. Evet, bu başka bir kitap bakalım. Tesadüfen çıktı elime.
Marksizmden önceki Marx. Fransız ihtilalinde güneşin doğuşu. Faust'un rüyası. Ateş ırmağı. Feuerbach. Fichte'nin mirası ve Prometheus'un anlamsız düşüncesi. Marksizm. Felsefede bir devrim. Üç kaynak. Emeğin yabancılaşması. Soyut kavramların yeniden biçim değiştirmesi ve pratik. Tarihsel maddecilik. Marx'ın maddeciliği. Marx'ta diyalektik. Diyalektik ve özgürlük. Marx ve siyasal iktisat. Marx'ın kapitaldeki yöntemi. Tarihsel maddecilik ve siyasal iktidar. İktisat. Emeğin yabancılaşması ve mal fetişizmi. Siyasal iktisatta diyalektik yöntem. Marx'ın önemli bulguları ve bugünkü durum. Marx'ın antidogmatizmi. Marx'ın tarihçiliği. Marx'ın eleştiriciliği. Marx'ın diyalektiği. Sonuç. Karl Marx'ın yaşamı ve eserinin kronolojisi. Evet. Karl Marx bir makale yazıyor. 10 pound yapıyor. Şimdi 2024 yılının güzel Mart ayındayız. Ben de makale yazayım. 1 pound versinler bana. Memnun olurum. Yani. Her gün bir makale yazabilirim. Bir United Kingdom. Queen Elizabeth vardı akrabamız gibi. Hani Kraliçe Elizabeth. Oğlu geldi. Oğlu da hasta oldu. Bekleye bekleye anasını. Adam hasta. Başı da şanssız. Kendisi de şanssız. Bırak artık. Charles bırak. Bırak bu işleri. Çekil kenara köşeye. Bırak krallıkla, kraliçelikle, padişahlıkla bilmem neyle. Bu yüzyılda uğraşma artık. Çekil. Çekil kenara lütfen. Bırak o Hindistanlı çocuk götürüyor. Kayser Eminpur. Aşk dilinin grameri. Evet. Aşkın son harfidir. Ve V, K aşkın son harfidir. Benim küçük adımın başladığı yer. Kayser Eminpur 23 Nisan 1959 tarihinde İran'ın Huzistan eyaletinin Godvend şehrinde doğdu. Fars dili ve edebiyatı bölümünde doktora derecesine kadar eğitimini sürdürdü. 1979-1987 tarihleri arasında haftalık Soruş dergisinin şiir bölümü editörlüğünü yaptı. Dörtlüklerden oluşan Güneşin Sokağında adlı ilk şiir kitabı 1984 yılında yayınlandı. Bu eseri Sabah Teneffüsü adlı kitap izledi. 1988'de El Zehra Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak göreve başladı. Ve 1990 yılında Tahran Üniversitesi'ne geçerek bu görevini vefatına kadar sürdürdü. Doktor Eminpur 2003 yılında Fars Dili ve Edebiyatı Akademisi'nin daimi üyesi olarak seçildi. 2000 yılında geçirdiği trafik kazası sonucunda çeşitli hastalıklara maruz kaldı. Uzun süren tedavilerden sonra 30 Ekim 2007 tarihinde hastanede hayatını kaybetti ve doğum yeri olan Godvend şehrinde toprağa verildi. Aşk Dilinin Grameri adlı son şiir kitabı İran'da defalarca basıldı ve 2009 yılında yılın kitabı seçildi. Eser Türkçe'ye çevrilirken özgünlüğünün bozulmamasına özen gösterilmiş ve şiirlerin Farsça metinleri de verilmiştir. Helal olsun. İşte kitap böyle olur. İşte. Bravo, tebrik ederim. Dediğim, diyemem demek istiyordum. Acaba dediğim, yani dediğim miydi? Evet. Öyle huzurlu zamanlarınızda okuyun lütfen. Harika bir kitap. Bu artık şimdi Avrasya Biz Fuarları. Business in İzmir. 7-10 Aralık 2006. Bu kitaplar artık şey olmuyor. Söyleyin bana. Fuarlarda satın alınmıyor. Ben bunları fuarlara katılmayı çok severim. Katıldığım zaman bu satılırdı ayrı bir bölümde. Ben satın alırdım. Bak satın aldım. İyi yapmışım. Şimdi artık bunların devamı yok. 7 Aralık 2003. Pozitif düşünce gücüyle güzel yaşamın sırları. Louis Hay. Louis Hay. Evet. Bu enerji de son 30-40 senedir moda oldu. Yani psikolojinin yerini aldı. İşte olumlu enerji aldım, olumsuz enerji aldım. İşte yok şu oldu, bu oldu. Epeydir bununla gidiyoruz yani. Biraz daha gidecek gibi görünüyor. Bu yaratıcı düşünce yöntemimizi ateşleyecek bir fikirler kitabıdır. Bize yaşam deneyimizde başvurabileceğimiz
başka yolların da olduğunu görme fırsatı verir. Bu dünyaya bütünüyle içimizdeki bilgeliğe bağlı sağ ve berrak bir zekayla geliriz. Yaparmışız. Dur bakın bir daha okuyorum. Bu dünyaya, bu dünyaya bütünüyle içimizdeki bilgeliğe bağlı sağcılık sağ anlamında mı yoksa sağ olun anlamında mı? Bağlı sağ. Sağ hani. Sağ ol, teşekkür ederim. Ve berrak bir zekayla geliriz. Oh. Hiçbir şey yapma gerek yokmuş demek ki doğduğumuz zaman. Niye bu kadar emek verdik biz? Öyle ben hayatım mücadeleyle geçti ya. Büyürken çevremizdeki yetişkinlerden korkuları ve sınırları öğreniriz. Sınırları, korkuları. Oh, ne sınırı? Ülkenin çivisi çıkmış. Bütün dünyanın çivisi çıktı. Ne sınır? Sınır mı kaldı? Yetişkinlik çağımıza ulaştığımızda farkında bile olmadığımız bir sürü negatif inançlar edinmişizdir. Ve hayatımızı, deneyimlerimizi bu asılsız inançlar üzerinde kurmaya yöneliriz. Şimdi ne yapmışız? Yetişkin çağımıza ulaştığımızda farkında bile olmadığımız bir sürü negatif inançlar edinmişizdir. Gelmiş oradan bir sermaye yapmışız negatif. Ve hayatımızı, deneyimlerimizi bu asılsız inançlar üzerinde kurmaya yöneliriz. İskeleti bozuk olanda bir şey olur mu yani? Aşağıda malzeme bozuk olursa yukarısı da bozuk olur. Bu kitabı okurken onaylamadığınız bazı deyişler bulabilirsiniz. Bunlar sizin inançlarınıza ters düşebilir. Bu normaldir. Ben buna tencereyi karıştırmak derim. Söylediğim her şeyde benimle aynı fikirde olmak zorunda değilsiniz. Ama lütfen neye inandığınızı ve neden inandığınızı inceleyin. Bizler böyle olgunlaşır ve değişiriz. Ben yolumda yürümeye ilk başladığımda duymuş olduğum metafizik ile ilgili birçok şeye meydan okudum. Yeni fikirlere yatkınlığı olan kendi inançlarımı inceledikçe inandığım birçok şeyin yaşamımdaki mutsuzluklara neden olduğunu daha iyi anladım. Eski negatif kavramları bırakmaya başlayınca yaşamım da iyiye doğru değişmeye başladı. Ha burası iyi. Hoşuma gitti. Aferin. Bu kısmı çok sevdim. Bunu bol bol okuyun. Bu kitabı istediğiniz yerden başlayın. Onu istekle açın. Alacağınız mesaj o an için size çok uygun olacaktır. Bu mesaj sizin inancınızı doğruluyor veya size meydan okuyor olabilir. Bunların hepsi olgunlaşma isteminin parçalarıdır. Siz güven içindesiniz ve her şey yolunda. Aferin. Şimdi böyle kitaplar var, bende de var. Yani sıkıntılı zaman ortadan böyle bir tane açıyorsun. Tink, oradan ne geliyor? O güne öyle başlıyorsun. Birkaç tane öyle kitabım var. Yani zaman zaman başvuruyorum. Bunu da öyle yapalım bakalım. Genellikle ortadan oluyor ama haydi buradan da bir ortadan açalım bakalım. Şöyle yapalım. 3, 2, 1. Think. Nereden? Oh. Tam benim istediğim gibi. Ekonomik açıdan rahatım. Ekonomik durum. Sorunları aşarım. Bu taraf dünyamı güzelleştirmek için ihtiyacım olan tek şey sevgidir. Sihiri keşfetmek. Benim sihirli deneyim kendimi sevmemdir. Burada bireysellik var ya. Bu şeye geçelim bakalım. Günün anlam ve önemine. Evet. Yani bu çok daha şey götürür yani. Dur bakalım. Çok güzel, kaliteli kitapmış. Ekonomik durum. Sorunları aşarım. Gazeteler ve ekonomistler ne derlerse desinler ben gelirimin devamlı gelişmesini isterim. İçim nasıl ferahladı ya. Bahara bak, havaya bak, horozlara bak. Allah Allah. Şu andaki gelirimin ve ekonomik koşulların ötesinde hareket ederim. Aynı benim gibi. Ben çıktım bak. Bana nereye kadar gidebileceğimi veya ne yapabileceğimi söyleyen insanları dinlemem. Aferin. Hoşuma gitti. Ailemin gelir düzeyinin ötesine rahatlıkla geçerim. Geç. Banka müdürleri yardım eder yani. Ondan sonra mamluk hiçbir şey kalmaz. Ondan sonra daha rahatlarsın. Üstüne bir şey kalmadı mı? Oh, çiçek gibi olursun. Yük yok, rahat şey var. Ağırlık yok. Mali işlerle ilgili bilincim sürekli gelişiyor. Ve yeni fikirler ediniyorum. Zengin, oh bir daha okuyayım bunu. Zengin, rahat ve güzel bir hayat yaşamanın yeni yollarını öğreniyorum. Öğrenen dedim Yaşar Gürsoy. Aferin. Keşke yukarıdan öyle deseydik o Bağkur primlerini de. Öyle 12. dereceden emekli olacağıma 25'ten 24'ten olsaydım. Beceriksiz, becerikliyim. Bak yine yakaladık.
becerikliğim ve yeteneğim iyiden de öte ve bunları herkesle paylaşmak bana derin bir haz veriyor. Dur bakın, para yalana gitmesin ha. Şunu burada dikkat edeceğiz. Becerikliğim ve yeteneğim iyiden de öte ve bunları herkesle paylaşmak bana derin bir haz veriyor. Yani para paylaşmak yok. Yani oh, muhabbet var. Kahvane muhabbeti gibi. Hak etmediğim duyguları aşarım ve tümüyle yeni bir ekonomik güven düzeyine kabullenmeye yönelirim. Hoşça kalın, dostça kalın, iyi günlerde kalın. Aferin. Sağ olun.